Sıradaki maçımıza doğru geçeceğiz. Omid Nosrati, Yasin Güren'le kozlarını paylaşacak 88 kilogramda. Müthiş bir maç bizleri bekliyor. Yasin Güren Amsterdam'dan geldi. Bu gece için Armeo Fighters için Omid Nosrati, Tebriz Türk'ü. Çok iyi bir dövüşçü olduğunu zaten gayet iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz onu. Ve bakalım bu ikili karşı karşıya geldiğinde neler olacak. Army of Fighters'da gecemizin 3. karşılaşmasına geçeceğiz değerli izleyenler. 88 kilogramda Omid Nosrati ve Yasin Güren kozlarını paylaşacak. Çok sert bir maç, çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. İşte Ümit ve Yasin bu şekilde yüz yüze geldiler. Dün face to face'te bakalım ringde ne yapacaklar. First of all in the blue corner from Tebriz, öncelikle mavi göze Tebriz sporcu, 28 years old, 87 kilograms, 186 meter tall. His professional records: 24 fights, 4 defeats, 7 knockouts and 20 wins. 28 yaşında, 82 kilogram halinde, 1.86 boyunda. Profesyonel toplamda 24 maçı var. Sadece 4 kez yenildi. 7 kez knockout etti. 20 kez kazandı. His trainer antrenörleri Yavuz Selim Kaçır, Çerkez Osman Şentürk, Fit Box Spor Kulübü'nden biz Omid Nosrati. Red corner from Türkiye. Ve rakibi kırmızı köşede Aslan İzmirli Amsterdam doğumlu sporcu. 24 years old, 87 kilograms, 1 meter 90 tall. His professional records: 11 fights, 3 defeats, 8 knockouts, 8 wins. 24 yaşında, 87 kilogram ağırlığında, 1 metre 90 santim boyunda profesyonel doğum bir karşılaşmaya çıktı. 3 kez yenildi. 8 kez rakibini knockout etti. 8 kez kazandı. Antrenörü Jamal Karuche Royal Gym'den. İşte geliyor kırmızı köşeden Yasin Güren. Ve ring ögemimiz, ring referees Göksel Kotan. Karşılaşmamızı Göksel Kotan yönetecek değerli izleyenler. Maç öncesi son talimatlarını verecek sporculara. Evet, Army of Fighters'da gecemizin 3. karşılaşmasının başlaması için her şey hazır değerli izleyenler. Ve yanımda çok değerli bir konuğum var bu maçta. Türkiye'de kickboksun en önemli antrenörlerinden bir tanesi. Bu gece de büyük emeği var. Selahattin Aydın Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim İzgecan. Ekran başında bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım Army of Fighters 4'te hazırladığınız fight kartı tüm Türkiye beğenmiştir. Hocam kesinlikle yani en iyi fight kartı, belki de yılın en sonunu saklamış durumdayız. 6 maçlık çok kaliteli bir fight kart. 3. maçımızdayız. İlk 2 maç zaten şu ana kadar çok iyi geçti. 3. karşılaşmamız da başlıyor. Omid Nosrati ve Yasin Güren arasında. Ümit tabi Tebriz Türk'ü kendisi ve ülkemizde zaten yaşıyor. Bolca da maçını anlattık. Bolca maçını izledik. Biraz daha yakından tanıdığımız bir isim. Yasin Güren Amsterdam'dan geldiğinden bahsedecektim ama burada hakemin dur talimatından sonra gelen darbeleri biraz daha öne çıktı tabi. Ne oldu? Yasin Amsterdam doğumlu ve orada yaşıyor. Royal Gym'de Levi Reiters'la takım arkadaşı. Army of Fighters ekibi olarak onu Amsterdam'da bulduk, getirdik. Eminim bu maçtan sonra da Türkiye'de çok maça çıkacak. Gerçekten çok sert bir sporcu. Bence Ümit Nusrati'nin de bugüne kadar dövüştüğü en sert rakiplerden bir tanesi diyebilirim. Hocam çok sert başladı zaten. Evet. Maça Yasin Güren hızlı bir şekilde nakavt istiyor. Belli ki Ümit burada sadece aradı. Yasin Güren biraz daha bakalım burada oyun kurmayı başarabilecek mi? Nosrati'ye bir adım geri attırmış durumda. Low kick bloklandı. Nosrati tarafından sağ koşu denedi. Ümit Nosrati olmadı. Çok soğukkanlı, çok sakin. Yasin Güren sağ koşu kontrasını aradı. Kendi yakalanacak neredeyse yalnız. Ümit Nosrati şöyle bir sağ koşu savurdu ama uzaklardan geçti. İsabet yok. Çok sert başladı karşılaşma. Çok öyle hocam, tartmadılar da birbirlerini direkt olarak. Evet. Yasin'in ilk vurduğu darbelere göre Ümit biraz oyuna sert başlamak istiyor. İki oldu karşılıklı bu. Şimdi Göksel Kotan'dan sert oyalar gelecek belli ki. Durma.
Ben stop dur talimattan sonra gelen darbeler birazcık fazla oldu sanki henüz maçın başlarında, evet. Ama maçın heyecanına vermek lazım hocam herhalde. Bu atmosferde böyle şeyler olabiliyor ama gönül ister ki olmasın. Ama bu sporun içinde var bunda. Ben bir şeyi de belirtmek istiyorum. Buyurun. Armeo Fighters 4 olarak böyle kaliteli geceyi Türk kickboksuna kazandıran yönetim kurul başkanımız Sayın Erkan Keskin'e, transferden sorumlu Murat İzalan ve koordinatörümüz Kemal Ayaz ve kamera arkasında ismini sayamadığım bütün arkadaşlarıma bir antrenör olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemize çok kaliteli bir organizasyon kazandırdık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kesinlikle hocam, herkese teşekkürlerimizi biz de iletelim. Biraz maç o kadar sert ki ben round arasında teşekkür edeceğim. Bilgi çünkü Omid Nosrati Yasin Güren karşılaşması her darbede bitebilecek şekilde gidiyor. Bu maç 3 round sürmez. İlk roundun sonunu görecek miyiz o bile belli değil. Yasin üstüne gitti rakibinin. Omid Nosrati çok güçlü kroşeleri var, onlarla kurtulmaya çalıştı ama Yasin Güren şimdi köşeye sıkıştırdı Omid Nosrati'yi. Omid oradan kendini kurtarmayı başardı. Roundun son bölümündeyiz. Mesela mesafeli küçük bir kroşe geldi Ümit'ten. Üstüne gitti Yasin'in, iyi bir kombinasyon, isabeti de buldu. Ümit kafayı eğerek değil de yani rakibi görerek kroşe atarsa bence daha net kroşeler yakalayacak. Ama kafayı çok eğdiği için göremiyor. Hocam iki taraftan nakavt istiyor belli ki. Ümit Nosrati çok fazla aslında boşa kroşe savurdu açıkçası bahsettiğiniz gibi. Kafayı eğerek biraz daha sporcuların boşa adına attığı tekniklerde de sporcuların gücünden gidiyor. Yani düşüyor, performansını çok etkiliyor. Şimdi zaten bir yandan ilk rounddan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. İki tarafta köşede biraz nefes nefese. Yani sanki ikinci roundun sonunda gibiler şu anda. Evet. Kondisyon da maçın uzaması halinde belirleyici olacak ama şu gidişat sanki çok uzamayacak gibi gösteriyor bize. Bakalım Yasin daha net olacak. Görüyor. Daha net vuruşlar yapabiliyor. Dediğim gibi Ümit kafayı eğmese daha güzel bir maç olur ama güzel maç. Umarım ekran başındaki spor severler de beğenmiştir. Ben kimsenin bir şikayet olduğunu sanmıyorum hocam yani. Şu fight card'tan ve şu yani maçtan. Ülkemizde yani yerli olarak bir organizasyon bence en iyi fight card'lardan bir tanesi. Çünkü sporcuların hepsi milli takımda kendini çok kanıtlamış. Low kick, K1'de seçkin sporcular. Çok güzel bir fight card. Kesinlikle öyle. İkinci roundumuz başladı. Ümit Nosrati, Yasin Güren karşılaşmasında değerli izleyenler. Ümit Nosrati üstteki rakibinin, Yasin geri adım atarken güzel bir kontrolle yakaladı Ümit Nosrati'yi. Şimdi bir diz geldi orada ama tutarak gelen bir diz. Rakibini kafasından tuttuğu için, çektiği için uyarı var Göksel Kotan'dan. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hakik denemesi, sol direkt uzattı şöyle bir. İsabeti bulamadı Yasin, spinning backfist kaçtı. Yasin Güren sağıyla çok güzel geldi. Ümit kombinasyonun devamını getiriyor. Ümit Nosrati kapanmak zorunda kaldı yalnızca. Bir low kick, şöyle de bir ön tekme isabeti. Sol direkt low kick. Ümit'in kombinasyonu. O da etkili geldi. Çok sert bir tekme isabeti Ümit Nosrati'den. Şimdi içeride aparkatı da aradı. Bulamadı Ümit Nosrati. Yasin hemen ayrılır ayrılmaz gidiyor rakibin üstüne. Yürümeye devam ediyor. Presten vazgeçmedi asla. Ümit'in burada bayağı kaydı köşede. Yasin'in kondisyonu çok iyi. Bizim de birkaç antrenmanımıza katılmıştı. Zaten Levi'ye de takım arkadaşlığı yaparken birlikte hazırlanıyorlar. Yasin ağır adamlarla da dövüşüyor. Yalnız Ümit de hocam bu kroşelerden birinde isabeti bulsa evet, her rakibi yatırabilir. Yani kim olduğuna bakmadan, kimle antrenman yaptığına bakmadan kesinlikle bulabilecek mi ama göreceğiz. Muhammed Ali'nin bir sözü var. Göremediğin yere vuramazsın diye. Şimdi Ümit'in şu yaptığında o söz aklıma geldi. Yani sporcular görerek vurursa daha güzel sonuca gidebilirler. İlk roundun ikinci roundun ikinci yarısındayız. Bir de bizim camiamızda, kickboks camiasında Trabzon bölgesinin milli takım antrenörü, büyük duayenimiz, spora büyük şampiyonlar, büyük antrenörler yetiştiren Mustafa Durmuş hocamı saygı ve rahmetle anıyorum. İkinci roundumuz devam ediyor değerli izleyenler. Hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Son dakikasındayız ikinci roundun. Maç çok ama çok sert devam ediyor. Yasin Güren şöyle güzel bir sağ çıkardı karaciğeri doğru diz ardından. Şöyle sağ direkt gönderdi Ümit Nosrati. Yasin solu yakalamak istedi. Ümit güzel eskivler sağ kroşeyi.
denedi, isabeti bulamadı. Yasin Güran sağ koşa sert. Low kick, Ümit sağ sol kontrayı denedi. Yasin Güran'dan bir dizap fakat denedi, ardından isabet yok. Göksel Kota'nın uyarıları devam ediyor. Ve ikinci roundunda son saniyeleri değerli izleyenler. Ümit Nosrat'ı şimdi bir kez daha güçlü koşuları denedi ama biraz savuruyor yumruklarını şu noktada. Evet. Ümit Nosrat'ı ve ikinci roundunda sonu. Erken biter dedik ama. Hocam maç o kadar tempolu ki yani bitmemesi şu ana kadar bence mucize. İkinci round'dan görüntüler gelecek ekranlarımıza. Evet. İki sporcu da güçlü ve ikisi de güçlü darbelerle isabeti de bulmayı başardılar. Tabii Yasin'in sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha görerek dövüşüyor olması. Evet. Kondisyonunda bir adım sanki önde olması üçüncü round'da avantajın olabilir. Fakat Ümit Nosrati de asla yılmayan bir sporcu. Bunu defalarca gösterdi bize. Ya, Ümit'in güzel bir inatçılığı var. Bu inatçılığının sonucundan dolayı böyle devam edebiliyor. Kendisini tebrik ediyorum. Her dövüşçüde olması gereken inatçılık Ümit'te iyi. Bir de bana hep soruyorlar, hocam sizin şubeniz var mı? Fight Master 2 şubemiz Çekmeköy'de çok yakında açılıyor. Antrenörümüz Hüseyin Çetinkaya yönetiminde Fight Master 2 şubemiz Çekmeköy'de açılacak. Evet, Fight Masters Akademi'nde bugün tabii iki önemli sporcusu burada. Zeki Kaya zaten kazandı hocam. Evet. Gecenin sonunda da Mücahit Kulağı izliyor olacağız. Fight. Ya, o kadar güzel maçlar var ki daha hani Mücahit'in maçını övmeye sıra gelmedi. Öyle söyleyeyim. Ümit Nosrati hızlı başladı. Yasin Güran neredeyse ringin dışına uçacaktı. Dengesini bulmayı başardı orada. Şimdi round arasından dinlenip geldikleri için sporcular ilk bir dakika böyle güçlü gidebiliyor. İnşallah 3 dakika böyle devam eder. Biz de daha güzel bir maç izleriz. Yani şu ana kadar ikisi de tempoyu çok düşürme niyetinde değil açıkçası. Spinning backfist denemesi vardı. Tekme isabetini buldu Ümit Nosrati. Stop! Hey up! Konuşma! Fight! Ümit inatçılığıyla devam ediyor şu anda ama güzel bir aparkat denedi Yasin. Çok soğukkanlı karşılıyor bunları yalnız ve güzel cevaplar da vermeyi başarıyor açıkçası rakibine. Sağ koşu denedi Ümit Nosrati. Dönerek kendini oradan kurtardı. Back! Stop! Bize en çok Army of Fighters sayfasına yazılan ve bizlere sorulan Army of Fighters'ta nasıl dövüşebilirim diye. Army of Fighters'ta dövüşmek için ben her zaman söylüyorum en az bir 10 maçınız olması gerekiyor profesyonelde. O sporcular arasından ve milli sporcularda tekniği düzgün sporculardan seçiyoruz biz. Çünkü biz görselliğe çok önem veriyoruz. Hocam kesinlikle öyle ki yani bu marka... Hani genç yeteneklere çok ciddi fırsatlar veren bir marka zaten Army of Fighters. Sağ olsun Erkan Bey, genç yetenekleri Kemal Ayaz abimle birlikte hazırladığımızda bizi hiç kırmadı. Tabii ki dedi, siz böyle uygun gördüyseniz bunları canlı yayında dövüştürelim. Çünkü birçok genç yetenek o dönem hep alt maçlarda dövüşen yetenek gençlerdi. Şimdi hepsi üst canlı yayında dövüşen sporcular. Evet, Ümit maçı devam edebilecek. Zaten Engin Esar Atılgan da gitti hemen o noktaya. Ve devam ediyor karşılaşmamız kaldığı yerden. Şimdi Yasin tabii son bölümde rakibi böyle bir sıkıntıda yaşamışken bunu kullanıp bitirmek isteyebilir maçı. Ümit buna izin vermek istemeyecek. Şöyle bir sağ kroşe gönderdi yine. Yasin'in dizi gayet etkili. Çıkarken sağ kroşe isabeti Ümit Nosrati'den. Maçın son dakikasına doğru ilerliyoruz. Army of Fighters'da kıran kırana bir üçüncü maç. Ümit Nosrati ve Yasin Güren arasında. Bizi gönderdi Yasin ama dirsekle vurmamak konusunda dikkatli olması lazım. Göksel Kota'nı uyardı ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Middle kick çok sert geldi. Ümit Nosrati yılmadan devam ediyor rakibin üstüne doğru yürümeye. Yasin Güren middle kick isabetli. Soluyla uzandı. Sağ geldi ardından kısa mesafeden. Sol aparkat denedi bir kez daha. Tekmeyi getirdi beraberinde. Ümit Nosrati aparkatla kombinasyona başlamak istedi. İsabeti bulamadı. 25 saniye kaldı. İki sporcu da yoruldu ama ikisi de durmuyorlar hocam. Ümit'i de Yasin'i de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel sert bir maç izlettiler bize 3 round. Ümit'in kaşında açılma olmasaydı belki ondan biraz çekiniyor. Yüzüne yumruk yemekten tekrar kanama olur diye. Evet, maçın
Sonunda öyle gelmesi istemeyecektir kendisi. Yasin'den middle kick geldi. Sol. Low kick ümitten karşılık ve müsabakamız sona eriyor. Hakikaten 3 round boyunca temponun neredeyse hiç düşmediği bir karşılaşma. Ümit Nosrati ve Yasin Gülen arasında bakalım galibiyet kimin oldu? İki sporcuyu ben de alkışlıyorum. Gerçekten çok güzel, sert bir maç oldu. Daha gecenin ilerleyen saatlerinde çok güzel maçlarımız var. Ali Göktürk, Benli, Ali Kelat, Ali Reza, Ünal Alkayış, Nabil El Ayadi, Mücahit Kulak. Ya hakikaten hocam müthiş bir fight card. Nabil biraz kartıda fazla geldi ama Mücahit kabul etmeyebilirsin dedik. Hayır dedi. O kadar hazırlandım. Bunun boşa gitmesini istemiyorum dedi ve kabul etti. Bakalım o maç nasıl olacak. Bütün maçlarımız gerçekten kalan 3 maçta çok iyi. Kesinlikle hocam. Yani Göktürk'le Ali Kelat'ın maçı da muazzam olacak. Ali Rıza Gambari, Ünal Alkayış maçı keza yine çok heyecanlı geçecek. Ve gecemizin ana maçında en sonunda Mücahit Kulağı izleyeceğiz. Nabil El Ayadi'ye karşı ama her şeyden önce Ümit Nosrati mi kazandı? Yasin Gülen mi kazandı? Bu sorunun cevabını Mert Palavaroğlu'ndan alma vakti. Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar. Şu ana kadarki belki de en kıran kırana geçen mücadelelerden birini izledik. Skor şu an elimde. Acaba Ümit mi yoksa Yasin mi bu mücadelenin galibi? And ladies and gentlemen, the score is 3-0. 3-0'lık skorla Kırmızı Köşe Yasin Güren. Yasin Güren karşılaşmanın galibi oldu değerli izleyenler. 3 round mücadelenin ardından rakibini tebrik ediyor burada gerçekten. Müthiş dostane görüntüler. Evet. Yani gecenin en sert maçıydı belki ama maç biter bitmez sporcuların nasıl sarıldığını gördük. Bizim sporun da böyle güzel yanı var. Dövüşen, ringde dövüşen herkes ring dışında gayet samimi, sağlam dost oluyorlar. Bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım hazırladığımız fight kartı herkes beğenir. Bize güzel şeyler paylaşırlar. Biz her zaman söylüyoruz. Hiçbir organizasyonu kendimize rakip görüp yarış içinde değiliz. Hepsinin başarılı olmasını istiyoruz ve hepsini elimizden gelen destek ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Armeo Fighters ailesi olarak bütün organizasyonlara gerekirse destek amaçlı masa satın alıp gidiyoruz. Yani biz herkese bu niyetle yaklaşırken diğer organizasyon organizatörlerin de bize öyle yaklaşmasını istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Size de kolay gelsin sevgili İzgecan. Anlatımında bize güzel hocam, bir renk katıyorsun. Bu arada tam bahsettiğiniz diğer organizatörlerden ya Türkiye'nin iki değerli organizatörü daha şu anda ringde. Burak Mataracı ve Nusret Öncü. Çok güzel. Bu onlar da ödülleri verdiler. Burak Mataracı, sevgili duayen Nusret Öncü, Erkan Keskin. Herkesi böyle bir arada görmek istiyoruz. Yani organizatörler birbirine destek olmazsa bu iş büyümez, yürümez, ilerlemez yani. Kesinlikle öyle hocam. Yani bu spor hep birlikte büyüyecek. Hep birlikte daha ileri noktalara gideceğiz.